Geçen videoda mayoz 1'i bitirdik arkadaşlar. Şimdi mayoz 2'ye geçmeye hazırız. Burada bir şeyi sorabilirsiniz. Mitoz bölünmeden sonra acaba 2 mayoz bölümü arasında dinlenme aşaması olarak bir interfaz 2 gerçekleşiyor mu? Cevap bazen evet, bazen hayır. Bu türlere ve hücrelere göre değişen bir durum arkadaşlar. Yani mümkün. O yüzden buraya interfaz 2 yazıyorum. Bütün hücrelerde gerçekleşecek diye bir kural yok ama bazen bazı hücrelerde interfaz 2 görülebilir. Bunu bir dinlenme aşaması olarak düşünebilirsiniz. Şimdi o artık ne yapabiliriz? Esas konumuz mayoz 2'ye geçebiliriz. Bu da mayoz bölünmenin tamamlanmasına olanak sağlayacak. Hatırlayalım. Mayoz 1 profaz 1 ile başlıyordu. O zaman ne olacak mayoz 2'de? profaz 2 ile başlayacak diyebiliriz. Profaz 1'de tek bir hücreyle, tek hücreyle uğraşıyorduk. Fakat profaz 2'de hala hazırda bölünme tamamlandığı için iki hücreyle uğraşacağız. Bunları düzgün çizmek istiyorum. Evet, ilk hücre burada, ikinci hücre de burada. Profaz 2'de de, profaz 1'de ve mitozdaki profazda olduğu gibi Çekirdek zarı parçalanır. Şuraya unutmadan yazalım. Profaz 2 çekirdek zarı yine parçalanıyor. Evet. Parçalanan zarları da buraya çizeyim. Aynı zamanda kromozomlar da daha sıkı bir forma bürünüyor. Evet, iyice büründüler. Şimdi böyle görünecekler. Hepsini çiziyorum ucuna biraz da pembe katayım. Bunlar profaz 1'den gelen kromozom kalıntıları. Diğer kromozomları da çiziyorum. Bu biraz daha kısa olacak. Evet. Diğer homolog kromozomu da çiziyorum. Bazılarının çaprazlamadan kalan izlerini e, burada görebiliyorsunuz. Buraya da daha kısa olan turuncu kromozomu çiziyorum. Kromozomlar iyice yoğunlaştı ve sıkıştı. Bu hücrelerin her biri artık iki kat sentrozoma sahip. Yani sentrozomlar da bölündü ve zıt taraflara yönelmeye başladı. Aslında bu evre mitozdaki profaza oldukça benziyor. Artık metafaz 2'ye geçmeye hazırız. Evet yazalım metafaz 2. Iki. i̇ki hücreyi de çiziyorum buraya. Bu biri. Bu da diğeri bir okla da başka bir aşamaya geçtiğimizi şuraya belirteyim. Evet, diğer aşamaya geçiyoruz. Yani metafaz 2. Mitozdaki metafazla benzer şeyler yaşandığını tahmin edebilirsiniz. Aslına bakarsanız mayoz 2 genel olarak mitoza benziyor. Mayoz 2'de sentrozomlar kutuplara göç etti. Aynısı iki farklı hücre içinde geçerli. Sentrozomlar artık hücrelerin iki kutup noktasında. Çekirdek zarı ne oldu? Tamamen kayboldu. Sıkı formuna girmiş kromozomlar da merkezde dizilmiş durumdalar. Bu kısa pembe olanı böyle dizilmiş. Evet. Aşağı yukarı yani bu şekilde gözükecek. Pembe rengi seçmişken uzun pembe renkli olanı da buraya çiziyorum. Evet. Bu içlerinde en uzun olanı. İçinde biraz da turuncu var. Şuraya daha kısa turuncu olanı çizeyim. Diğer hücredeki kromozomları da hemen gösterelim. Bu hücredeki turuncu kromozom biraz daha uzun olacak. Üzerinde böyle pembelikler de var. Bir de mikrotübüllerimiz var. Bunu hep maviyle gösterdiğim için şimdi de öyle yapacağım. Hatırlayın mikrotübüller sentrozomları kutuplara itiyorlardı. Hatta bu esnada kromozomları kenara itmiş oluyorlardı. Ve bunu yaparken de kinetokorları kullanıyorlardı. Kinetokorlar. Hatırladık mı? Evet. Bu iki kardeş kromatitleri birleştiren sentromerler. Böyle çiziyorum. Böyle bir şey de olabilir. Evet. Anafaz 2'ye geçmeye hazırız. Neler olacağını tahmin edebilirsiniz. Her şey birbirinden ayrılacak. Burada olanlar mitoz anafazında olanlara benziyor. Evet hemen yazıyorum. Anafaz 2. Bütün hücrelerimi yeniden çizeceğim. Çünkü artık hücremiz iki ayrı hücre oldu. Evet. Bu bir hücre. Diğeri de bu. Buraya bir, iki, üç, dört tane sentrozom çizdim. Şimdi önemli bir ayrıntı var anafaz 2 mitozdaki anafaza benziyor demiştik. Dikkat edin. Mayozdaki anafaz birinkine değil. Mitozda olduğu gibi kardeş kromatitleri ayıracağız ki her biri yeni kromozomlara dönüşsün. İki kromatit birbirine bağlanınca bir kromozom oluşuyordu. Fakat burada onları ayıracağız. Bu bu yöne çekilecek. Diğeri de diğer tarafa çekilecek şurasında azıcık pembe renk var. Şimdi potansiyel kromozomlar olacak kromatitler birbirine bakacak şekilde ters yönlere dağılmış oldu böylece dağıtıldı yani oraya dağıldı. Çevrelerindeki mikrotübülleri de çizmek istiyorum. Aslında bu süreçte önemli işler yapıyorlar. Gerektiğinde organelleri gerekli yöne taşıyorlar. Bütün bu olanlar iki hücrede de gerçekleşiyor. Bu aşağı inerken. Bu yukarı çıkacak. Ayrışmaları ve önceki kromozomun parçalarını burada görüyorsunuz. Bir tanesinde azıcık turuncu var. Evet, buradaki mikrotübülleri çizelim. İlk hücredeki gibi gelişti her şey. Pek çok kez söyledim. Mikrotübüllerin hücre içindeki bu hareketlerde görevleri oldukça önemli uzayıp kısalarak kromozomları kutuplaşma sayesinde hareket ettirdiklerini unutmayalım. Aynı zamanda bu mikrotübüller kromatitlere veya kromozomlara kinetokorlarından bağlanıyor. Neredeyse bitirdik evet. Telofaz 2'ye geçmeye hazır haldeyiz. Bir sonraki aşama yazalım. Telofaz 2. Burada başladığımız iki hücre dört hücreye dönüşüyor. Telofaz 2'de bir kere daha sitokinez gerçekleşiyor. Bunu da güzelce çizerek gösterelim. Evet, bu hücrede turuncu ama ucunda biraz pembe olan kromozomumuz ve daha kısa olan pembe kromozomumuz var. Biraz uzun olan ve daha kısa olan. Aslında bu noktada içerikleri çözülmeye başlıyor. Ortaya kromatit formları çıkıyor. Onları da gösterelim. Artık sıkı formlarını kaybediyorlar ve kromatit formda bulunuyorlar. Hepsini teker teker gösterelim. Hepsi kromatit forma dönecek şekilde çözülmeye devam ediyor. Renkleri daha kolay anlayalım diye sürekli değiştiriyorum. Pembe ağırlıklı olan da çözülmeye, kromatit forma geçmeye devam ediyor. Evet, işte böyle. Çekirdek zarı da yeniden oluşuyor. Mikrotübüller çözünüyor. Çekirdek zarının dışında kalan sentrozomları da çiziyorum burada yeniden sitokinez gerçekleşiyor. Artık elimizde 4 hücre var. Her birinin artık haploid sayıda kromozomu var. Hatırlayın, diploid sayısı 4'tü. Üreme hücresinin homolog kromozomlardan 2 çifti vardı, yani 2n materyali vardı, hatırladınız mı? Şimdi oluşan gametlerde ise durum farklı. Bunlar, yazıyorum, gametler. Bunların haploid sayıda materyali yani en sayıda materyali var. Fakat zaten mayoz 2'ye haploid sayıda materyalle başlamıştık. İşte bundan dolayı mayoz 2'yi mitozla karşılaştırıyoruz. Çizgileri şimdi iyice belirginleştiriyorum. Bu evreler mayoz 2'ye ait. Bu ikisi birbirine benziyor çünkü kromozom sayısı korundu. Aynı mitozda olduğu gibi. Bu gördüğünüz mayoz 2 yazalım. Mayoz 2. Haploid sayı ile başladık ve haploid sayıyla sonlandırdık. Artık bu gametler döllenme için hazır halde. Bu noktada şunu anlamak da önemli. Bu hücrenin iki kromozomu var. Fakat bu kromozomlar homolog kromozomlar değiller. Çünkü farklı genleri kodluyorlar. Fakat bu bir sperm hücresi olsun diyelim. Sperm hücresi bir yumurta hücresiyle kaynaşıyor ve beraber diploid sayıda materyali olan bir hücre oluşturuyorlar. Yeni hücrede homolog kromozomlar bulunur. Fakat dediğim gibi gametler eşeyli üremeye olanak sağlıyor. Bu iş için var olmuşlar.